buradan döndük. Sonra Marmaris ana yoluna çıkacağız. Marmaris'i yeterli şekilde gideceğiz. Arkadaşlarım sırayı indirmek biraz zaman alır. Biraz akıllı davranacağız. Çünkü bunların antallığına maruz kalmak istemiyorum. Yaya yolunu kullanırsanız daha iyi olur. Yolun ortasından yürünmez. İşte Atatürk öğretmenin yetiştiremediği, öğretemediğini biz vatandaşlar öğretiyoruz. Atatürkçü eğitimci, halinizle memnun musunuz? Emekli maaşlarınız güzel değil mi? Bu milletin devletin ekmeğini güzel güzel yiyorsunuz değil mi? Benim vergilerimden bir kuruş sizin boğazından geçiyorsa Atatürkçü eğitimcilerin hepsini, çocukları da dahil, aileleri dahil, kimin boğazına geçiyorsa benim ödediğim para, hepsi haram zehir sıkılmaz. Bu kendi adıma üçüncü özgürlük. Ödediğim vergiler devletime helal olsun ama Atatürkçü eğitimcilere asla. Aracın geri geri manada yapabileceğini hesaplıyorum. Evet arkadaşlar, sol tarafımıza İncil'i kavşak. Bir yol Muğla'ya gider, bir yol Datça'ya gider ve bir yol da Marmaris'e gider. Şöyle bir yanaşalım şuraya. Evet, ön taraftan siyah bir arabadan müşterimiz geçti. Türkiye'deki karavan kültürünü görebiliyor musunuz? Kayserili efendi. Yok böyle bir şey. Işığımız yandı. Yavaşça Marmaris'e gidiyoruz. Evet, önde plakası olmayan, kafasına kask olmayan iki tane yeni nesil Z kuşağı. Atatürkçü öğretmen patentli